Tabii Şat başlangıçtan bugüne kadar çok büyük bir mesafe kat etti. Burada üyelerine küresel bir vizyon kazandırmada, onların ufuklarını genişletmede vermiş olduğu yön gerçekten Şat'ın en belirleyici özelliği oluyor. Tabii ilk kurulduğunda daha lokal bir organizasyondu. Daha çok İstanbul'daki küçük iş adamlarının böyle beraber temsil gücünü güçlendirmeye hedefliyordu. Çok lokal düşünüyordu. Ama zaman içerisinde bu 20 yılda beklentilerin çok çok ötesinde açılımlar yaparak gerçekten küresel bir vizyonu üyelerine aşıladı. İŞAD'ın en büyük gelişimi bence bu yönde oldu. İŞAD'ın öne çıkan çalışmaları özellikle üyelerine kişilik kazandırma, onların kurumsallaşmalarına vesile olma ve onlara kurumsallaşma hedefi kazandırma ve yönetim yeteneklerini geliştirme olarak da özetlenebilir. Bu yönleriyle firmaların özgüvenlerini arttırdı. Büyümeleri için daha fazla cesaret verdi ve onları bir üst kademe firmalar sınırına, hatta birkaç üst kademe firmalar sınırına taşımaya vesile oldu. Bu boyutuyla kurumsal gelişim içinde çok büyük fonksiyonlar ifade ettiğini söyleyebiliriz. İŞAD iş dünyasına çok şeyler kazandırdı. Sosyal hayata da güzel şeyler kazandırdı. Çünkü İŞAD üyelerine nihai hedefin para kazanmak olmaması gerektiğini söyledi. Bir yandan kazanırken bir yandan da bu kazandıklarını borçlu oldukları ülkelerine, şehirlerine bir şeyleri geri vermeleri gerektiğini öğretti onlara. Burada sosyal sorumluluk projeleri noktasında onları sürekli uyardı ve tetikledi ve böylece çok farklı bir iş adamı profili oluştu. İŞAD üyelerini biz hep artık bir yandan kazanırken bir yandan da kazandıklarını ülkesi ve şehri için, insanı için, gençliği için harcayan bir iş adamı konumuna getirttirdi. Bu yönüyle gerçekten katkıları çok büyük İŞAD'ın. Zaten İŞAD atması gereken adımları atıyor. Burada ülkemiz artık küreselleşen dünyada gerçekten uluslararası bir aktör haline geldi. Şu noktada İŞAD'ın yapması gereken şu ana kadar yapılanların ötesinde gidilmemiş yerlere üyelerini götürmek. Şimdiye kadar onların ticaretlerini, ihracatlarını arttırmaya çalışıyorlardı. Bundan sonra onların yurt dışına yatırım yapma vizyonu ve hedefini onlara kazandırması gerektiğini düşünüyoruz. Bundan sonra artık Türk iş adamları üretimlerini ham maddenin daha ucuz ve bol olduğu pazara yakın yerlerde yapmaları gerekiyor. Türkiye'nin bundan sonraki büyümeleri bir anlamda çok uluslu diyebileceğimiz şirketleriyle olacaktır. Şimdi bundan sonraki hedefi de bu olmalı diye düşünüyoruz. Tabii bir dönemler iş hattının içinde olan birisi olarak Türkiye'de ilk ülke tanıtım programlarını yapan kuruluşun STK'nın İŞAD olduğunu biliyoruz. 1990'lı yıllarda iş adamlarına dünyayı teker teker tanıtmaya başladı. Ve onlara acaba ben buraya da gidemez miyim, buraya da iş yapamaz mıyım sorularını kafalarında oluşturmaya başladı. Bu yönüyle gerçekten çok büyük bir görev ifa etti. 2000'li yıllarda da özellikle 2000'li yılların ikinci yarısında diyelim 2005'ten sonra hızla alternatif pazarlara bu üyelerini gönderdi, yönlendirdi. Ve kanaatimce bu 2008'de başlayan küresel krizden Türkiye'nin daha az etkilenmesinde İŞAD'ın rolü çok büyüktür. Orada İstanbul'daki önde gelen iş adamlarını alternatif pazarlara taşıdı. İhracatlarını yapmalarına vesile oldu. Yeni bağlantılar onlara oluşturdu. Ve Türkiye böylece pazarını çeşitledi. Ve Avrupa'nın gitgide daha daraldığı bir süreç içerisinde pazar çeşitlemesine önemli bir vesile olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Türkiye'nin rahmetli Özal'la başlayan dünyaya açılma, kendini yenileme ve rekabetçi ve üretici bir toplum olma çabası hızla devam ediyor. Konulmuş olan 2023 hedeflerinde zor olmakla birlikte tutulması mümkün olabilen hedefler olarak görüyoruz. İş dünyasında bu yönde, yönlendirmeye çalışıyoruz ve İŞAD'ın bu noktadaki rolü gerçekten çok kayda ve takdire değer. İhracat noktasında, milli gelir noktasında
Türkiye'nin bu hedefleri yakalaması için daha gayretli ve yoğun artan bir tempoda çalışması gerekiyor. Bu noktada da İŞAD'ın üyelerine yapmakta olduğu liderlik, rehberlik rolünün devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu hedefler yakalanabilir ama bu STK'ların öncülüğünde olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bakın, Türkiye turizmde her sene yeni bir rekor kırıyor. Aslında İŞAD ve İŞAD benzeri derneklerin buradaki katkılarını biz gerçekten dile getirmiyoruz. Bunda çok fazla rolleri var. Burada binlerce insanı Türkiye'ye getiriyorlar. İŞAD üyeleri evlerinde ağırlıyor bunları. Türk misafirperverliğini gösteriyor. Türkiye'nin güzelliklerini, iş dünyası dışındaki güzelliklerini ve fırsatlarını da bunları anlatıyor. Ve bu insanlar daha sonra bazen de İŞAD üyelerinin haberi olmadan defalarca Türkiye'ye geliyorlar. Hem geziyorlar, hem ticaret yapıyorlar, mal alıyorlar. Hatta çocuklarını Türkiye'deki okullara yazdırıp üniversitelerini okutuyorlar. Son zamanda da gayrimenkul alarak Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Bu yönüyle İŞAD'ın yaptığı çalışmaların Türkiye'ye katkısı uzun vadede gerçekten çok boyutlu. Bu noktada o boyutlarıyla da İŞAD'a aslında şükranlarımızı arz etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. İŞAD herkese çok şey kazandırıyor. Yani önce vizyon kazandırıyor, ufuk kazandırıyor. Arkasından da zaten kazanç geliyor. İŞAD üyesi olup da büyümeyen ve işini geliştirmeyen bir şirket ben neredeyse tanımıyorum. İstisnalar olabilir tabii, bu da ticaret hayatının bir realitesidir. Ama geneli itibarıyla gerçekten baktığınız zaman bu insanlar 5 sene önceki, 10 sene önceki, 20 sene önceki insanlar ve şirketler hiç değiller. Tanıyamıyorsunuz aldıkları mesafeyi gördüğünüz zaman. Bundan her şirket istifade etti. Yönetim noktasında da, yöneticilik yetenekleri noktasında da gerçekten insanlar çok istifade ediyorlar. Bu noktada bizim de kazançlarımız çok önemli. Biz de müteşekkiriz İŞAD'a. Şunu özellikle söylemek lazım. İŞAD üyeleri İŞAD'a bir şeyler vermeye gayret ediyorlar. Bu onların ortak bir özelliği. İlk başta da biraz daha fazla şey vermek niyetiyle giriyorlar. Hem iş dünyasına, iş hayatına, sosyal hayata. Ancak burada denge noktasında sonunda, günün sonunda alınanların verilenlerden her zaman daha fazla olduğunu görüyoruz. Yani İŞAD'a hizmet ettiğini düşünen insanlara aslında İŞAD hizmet ediyor gerçekten. Bu boyutunu inkar etmemiz mümkün değil. Ve üye olmayan eğer iş adamları varsa da vakit geçirmeden İŞAD'a üye olun. Gerçekten sivil toplumu sizlere neler katacağını siz içine girmeden göremiyorsunuz. Hem işiniz, hem kişiliğiniz, hem yönetim yetenekleriniz önemli ölçüde gelişecek. Çok istifade edeceksiniz diyoruz biz. İŞAD üyeleri rızkı verenin Allah-u Teala olduğunu bilirler. Ve paylaşmayla kazançların eksilmeyeceğini bilirler. Bu noktada ticari birikimlerini, kültürel birikimlerini diğer meslektaşlarıyla, diğer iş dünyası mensuplarıyla paylaşmaktan çekinmezler. Bu noktada kıskançlık duymazlar. Bu da onlara daha fazla kazanç olarak da geri dönüyor. İŞAD üyelerinin çok önemli bir özelliği bu, paylaşmayı bilmeleri. Paylaşmaya niyetli ve razı olanlar zaten İŞAD'a daha çok giriyorlar ve paylaştıkça kazanıldığını da görüyorlar. Burada İŞAD'ın en önemli özelliklerinden birisi, çok büyük ölçekli firmalarla orta ve küçük ölçekli firmaları aynı masa etrafında bir araya getirebiliyor. Bu ne Türkiye'de ne dünyada çok görülen bir örnek değil. Genelde üyelerinin mali güçleriyle, iş hacimleriyle sınıflandırılır sivil toplum kuruluşları. Büyükler büyüklerle oturur kalkar, orta ölçekler, küçüklerle küçüklerle. Ve bunlar bir büyüğün ne düşündüğünü, ne hissettiğini, büyümek için neler yaptığını veya neler yapmadığını, ne tür mayınlı yollardan geçtiğini bilemezler. Ama İŞAD bunları bir araya getiriyor. Büyükler büyürken çektikleri sıkıntıları anlatıyorlar. Siz şunları yapmayın, yaparsanız şu sıkıntıları çekersiniz diyorlar. Veya şunları yapın, ben yaptım, çok kazandım diyorlar. Bu birikimlerini küçük ve orta ölçeklerle paylaşıyorlar. Bu gerçekten paha biçilemeyecek değerde bir kazanç. İŞAD bu kazanımı üyeler arasında ve bu paylaşımı veriyor. Bu boyutuyla da bence kendini çok ayrıştırıyor. Şunu söyleyelim,
sivil toplum kuruluşları, devletin kapsamadığı alanları kapsayan kuruluşlar. Dünyada literatürde böyle geçiyor. Önümüzdeki dönemde de sivil toplum kuruluşlarının yapacağı şeyler çok daha fazla olacak. Bu noktada her iş dünyasının bir üyesinin, yönetici olsun, iş sahibi olsun, mutlaka bir sivil toplum kuruluşunun çatısı altına girmesinin onlar için çok faydalı ve gerekli olduğunu düşünüyorum. Eğer üye değillerse bugünden tezi yok. Kendileri için en uygun olacak bir STK'yı bulsunlar ve görecekler kendi ihtiyaçlarını onlardan daha güzel bunlar tespit edecekler. Birer draje haline getirip bunlara alın bunu yutun diyecekler. Çünkü biz iş dünyası içerisinde çok büyük bir boğuşma içindeyiz. Ve risklerin nereden geldiğini, tehlikelerin nereden gelmekte olduğunu, kendi zaaflarımızın nerede olduğunu bilemiyoruz. STK'lar bunları çok daha güzel tespit ediyorlar ve bunlar için gerekli olan çözümleri de bize az önce söylediğim gibi drajeler halinde sunuyorlar. Bu noktada biz bu fırsatları kaçırmamalıyız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Şimdi bu biraz tavuk ve yumurta gibidir. STK'ların güçlü olduğu yerlerde demokrasiler güçlenir. Demokrasilerin güçlendiği yerde STK'lar güçlenir. Aynı şeyi ekonominin büyümesi için de söyleyebiliriz. Mevcut hükümetimiz bu gerçeği algılamış durumda. O nedenle STK'lara gerçekten hem önem veriyor hem destek veriyor. STK'lar da bir takım çalışması bilinci içerisinde kamu kurumlarıyla beraber, devlet yetkilileriyle beraber çalışıyorlar. Ve Türkiye'nin başarısının altında bence bu takım çalışmasının çok büyük rolü var. Bunun arttırılarak sürdürülmesi gerektiğini düşünüyoruz.